Buyurun, kayıttayım. Kayıttayız. Gelelim Didem Esentürk'ün sorusuna. Didem Esentürk, merhaba. Özlem nedir? Bir örnek vermiş bize kendisi. Özlem. Ben de Özlem'i soruyor zannettim. Ben de Özlem kim diyecektim. Evet, evet, Özlem nedir? Hangi Özlem? Yani Avustralya'daki kardeşim ve yeğenimle 1,5 yıldır görüntülü, parantez içinde görme ve işitme duyularımızla konuşuyoruz. Özlemin giderilmesi için dokunma ve koklama, yine parantez içinde ki bunu pek yapmıyoruz normalde de sanki. Evet, yapıyoruz. Evet. Tatma, özel durumlar dışında olmadan özlem giderilemez mi? Evet. Yani olaya duygusal değil de bilimsel açıdan yaklaşmamızı sağlarsanız sanki özlem çeken birçok kişiyi de bir hafifleme sağlamış olabilirsiniz. Vallahi inşallah nerede o günler, ama yani soru hakikaten çok iyiymiş. Çünkü hani bu sanal bağlantı çağında böyle herkes her an telefonun ucunda ya, WhatsApp'la kandil kutluyoruz, devamlı görüntülü görüşüyoruz falan filan dediğimiz bir dönemde. Aslında fiziksel olarak yan yana olmanın, bir arada olmanın hazzını ve doyumunu bir türlü tam yaşatamadığında bunların fark ediyoruz. Mesela onu fark etmiş, çok önemli bir soru. Demek ki bizim mevzumuz sadece görüşmek değil, aslında bir arada olmak. Bu da tabii ki yani insanoğlunun milyonlarca yıllık serüveninin, yüz binlerce yıllık insanlaşma macerasının gidişatına baktığınızda çok anlaşılabilir bir şey. Biz yanımızda hep birilerini arıyoruz. Sebebi çok çıplak ve zayıf bir organizmayız. Bir başımıza tabiatta çok tehlike altındaydık. Atalarımız öyleydi yani. Tabii şimdi o tehlikelerden arıyız yani. Şu anda işte medeniyet ortamında pek hayatta kalma endişemiz yok normalde. Ama o atavi güdüler her zaman yanımızda fiziksel anlamda birilerinin bulunmasını gerektiriyor. Bu da yetmiyor. Mesela sabah tıklım tepiş bir halk otobüsünde bu şey tatmin olmuyor çok açık ki. Sadece bir arada olmak değil, o insanlarla iletişim kurmak. Hem bir arada olmak hem iletişim kurmak. Bizim için çok çok önemli, beynimizin çok çok önemli bir ihtiyacı. Şimdi biz iletişim kısmını halledebiliyoruz. Fakat arkadaşımızın da dikkat çektiği gibi fiziksel ortamda bir arada bulunma ihtiyacını karşılayamıyoruz. Öncelikle yapılan birçok ilginç deneyler var. Mesela uzun süre tokalaşan, sohbet eden ya birlikte uzun zaman geçirmiş yakın arkadaşların kalp ritimlerinin eş güdümlü olarak gittiğini biliyoruz. Senkronize oluyor. Bu insanların vücutlarındaki çeşitli elektrik akışkanlık değerleri birbirlerine benzemeye başlıyor. Aynı mekanda konuşan iki insanın beyin dalgaları çok daha hızlı bir şekilde senkronize oluyor ve eş zamanlı hale geliyor. Şimdi bütün bunlara baktığınızda insanlar bir arada olduklarında birbirlerini çok hızlı etkileyebilecekleri bir vasat oluşturuyorlar demek. Peki görüntülü telefonla görüşmek ya da ne bileyim yazışmak neden yetmiyor böyle bir şey yapmaya? Neden bu kadar etkili olmuyor? Çünkü biz sadece sözle, sadece görüntüyle iletişmiyoruz. Mesela siz şu anda beni izlerken bir ekrandan izliyorsunuz muhtemelen. Eğer şimdi burada şurada otursaydınız, yanımda olsaydınız çok daha farklı mesajlar verebilecektim ben size. Çünkü şu anda beni sadece bir açıdan, belli bir bağlamda, belli bir kurgunun içerisinde görüyorsunuz. Halbuki gerçek dünyada daha 360 derece ve bütün vücudumun jest ve mimiklerini okuyabileceğiniz bir ortam söz konusu. Belki ileride hologramlar falan icat edilip de işte hani bu uzay filmlerinde görmüş olduğumuz iletişim teknikleri bir şekilde hayatımıza girerse hani o zaman belki bu ihtiyacı biraz daha az hissedebiliriz diye söyleyenler olsa da ben onlara çok ihtimal vermiyorum. Çünkü sadece fiziksel görüntü de değil. Tenimizin kokusu. Kokusunu alamadığımız feromon dediğimiz dışarı sürekli böyle radyasyon gibi salgıladığımız bir takım kimyasal maddeler. İletişim kurmadığımız sıradaki davranışlarımız. Yani mesela iki kişi aynı yerde otururken, başka başka işlerle uğraşırken o insanların bedensel olarak ve biyolojik olarak birbirlerine verdikleri sinyaller. Bunlar ve çok daha fazlası milyonlarca yıllık iletişim protokolünün ayrılmaz parçaları. O nedenle efendim bilmem neredeki arkadaşımızla, sevgilimizle, eşimizle, dostumuzla bir şekilde fiziksel ortamda bir araya gelmek kadar doyum sağlayabilecek bir iletişim yöntemimiz çok şükür ki yok. Eğer öyle olsa dünyada insanlar artık birbirini hiç görmezdi. Bir şekilde oradan bütün iletişimimizi hallederdik ama iyi ki böyle biyolojik olarak sıkı sıkıya bağlıyız. Bu kadar iletişim imkanına rağmen iyi ki hala birbirimizi özlüyoruz ve sadece sözel iletişimin ya da görsel iletişimin bizi tatmin etmediğini gittikçe daha iyi fark ediyoruz. İnşallah ileriki dönemlerde insanlar yeni gelişen teknolojinin bizi yalnızlaştırıcı etkisine bir de bu taraftan bakarak bu sorunun çözülme konusunda hem kendi hayatlarında hem yeni teknolojik gelişmelerde biraz daha dikkatli olurlar. Çünkü her zaman istediğimiz herkese mesaj gönderebilmek ya da istediğimiz anda görüntülü arayabilmek bizi gerçek yalnızlıktan kurtarmıyor. O yüzden Allah herkese özlediklerine bir an önce kavuştursun. Özlediklerini daha beter özlesinler eğer kavuşamazlarsa. Çünkü özlem diğer insanlarla kavuşma, kendimizi güvende ve tam hissetmenin yolunu açan bizim içimize konulmuş en kuvvetli duygulardan bir tanesi. Birbirini özleyenlerin de tiz zamanda kavuşmasını diliyoruz efendim.
Sevgili Mehmet Şahin Türk sormuş hocam. Mottonuz olan insanın kendine bakması size göre nedir? Bunu bizim gibi biyoloji ya da psikoloji gibi bilimler hakkında pek bilgi sahibi olmayan bireyler nasıl başarır? Ve bunu gerçekleştirmeye nereden başlamalıyız? Bu soru için çok teşekkür ediyorum Mehmet kardeşim. Anlatması aslında en kolay olan ama anlatmakta çok zorlandığımız mesele bu. Çünkü bir profesör çıkıp da size kendinize iyi bakın göreceksiniz dediğinde herkesin aklına bu soru geliyor. Ya sen işte beyin uzmanısın, bilmem nesin, psikoloji bölümünde hocasın. Biz senin gibi nasıl bakalım? İşte sen kendine baktığında ne gördün, biz de ona göre bakalım, aynı yöntemi kullanalım falan filan diye sorular çok fazla geliyor. Bunların hiçbirini kastetmiyoruz. Kendimize iyi bakıp kendimizin ne olduğunu görme mottomuz, bu sloganımız aslında şunu anlatmaya çalışıyor temelde. Her ne yapıyor olursak olalım, gün içerisinde hangi saatte, hangi durumda, kaç yaşında, ne meslekte uğraşıyor olursak olalım hiç fark etmez. Yaşadığımız hayatı yaşarken bunu neden yapıyorum? Bundan gerçekten zevk alıyor muyum? Yahut işte arzuladığım bir şey hayatımda neden var, neden yok sorgulamasını sıklıkla kendi içimizde yapma alışkanlığı kazanmayı öneriyoruz. Bunun için ne beyin bilmenize gerek var, ne sinaptik plastisite diyebilmeniz gerekiyor, ne efendim teknik bir jargona ihtiyacınız var, hiçbir şeye ihtiyaç yok. Mesele şu, hayatta birçok şey yapıyoruz. Bunların çoğu rutin ve otomatik şeyler. Çünkü bizim beynimizin efendim uzmanlık alanı otomatik işler yapmak, bizim işimizi kolaylaştırmak. Ama eğer bir durup da ben bu işi niye yapıyorum diye sormaya başlarsak. Yahut yıllar evvel işte atıyorum bir paraşütle atlamıştım, çok hoşuma gitti ama yıllardır hiç atlamadım, bir taraftan da özlüyorum düşüncelerinin nedenlerini bir düşünmeye başlarsak. Deneyimlediğimiz şeylerin bize kattıklarını fark edersek ve sıklıkla yapmadığımız veya daha önce hiç yapmadığımız bir şeyi yeni deneyimlediğimiz anda nasıl bir hissiyat hissettiğimize bakarsak, bütün bu dikkatli gözlemler, kendi davranışlarımızın ve duygularımızın hareketliliklerinin farkında olmak bize bizi anlatan en güzel öğretmen. Ve o zaman neyi yapmaktan hoşlanıyorum? Aslında neyi yapmayı hiç sevmiyorum? Ben ne yapmalıyım? Ne olmalıyım? Ne tarafa doğru gitmeliyim? En derin arzularım nelerdir? Ben bu dünyaya ne katkı vermek için geldim? Sorularının cevapları o yüzden ne bende, ne bir başka uzmanda, ne bir guruda, ne bir bilmem nerede. İnsanın tas tamam kendi içinde. Bunun da sebebi şu, hepimiz benzersiz, parmak izimiz hiçbir insana benzemiyor. Dünyaya gelmiş geçmiş bütün insanlar detaylarda tamamen benzersizler. Kalıp benziyor ama detaylar benzersiz. Bu ne demek? Beyin haritalarımız da benzersizmiş. Bunu da yakında öğrendik. Hepimizin derdi farklı. Hepimiz ayrı bir evrende, ayrı bir zihinsel dünyada, ayrı bir deneyim izleyinde yaşıyoruz. Geçmişimiz kimseye benzemiyor. Ağız tadımız, gördüğümüz renk, hayallerimiz, niyetlerimiz, korkularımız hiçbiri diğer bir başka insanla aynı değil. Dolayısıyla o insanı tanıma görevi en iyi bir biçimde içeriden gerçekleştirilebilir. Ve biz maalesef öğrenci olarak başladığımız bir hayatta hep dışarıdan bir şeyler öğrenmeye programlandık. Halbuki büyük bilgeler ne diyorlar? Bilge olan kendisine sorar, aptal olan başkasına. Bizi maalesef hep başkasına sormak üzere eğitiyorlar. Ben mesela bunu söyleyerek aslında bir uzman olarak kendi yaptığım işe biraz hani balta vuruyormuşum gibi bir durum da var. Diyorum ki, ya ben beyin anlatırken söylediğim tek şey şu. Hepimizde yeterli bilgelik var. Hepimiz milyarlarca yıllık bir Arge sürecinin ürünleri olarak buradayız. Bir tek gereksiz bilgiyi ayıklayalım, kendi donanımımıza güvenelim ve onu nasıl kullanacağımızı tekrar hatırlayalım. Ben bir şey öğretmiyorum. Ben insanlara bilgi vermeyi çok tercih etmiyorum. İnsanlara aslında ve en başta da kendime tabii ki, kendi içsel donanımıma daha sade bir gözle bakabilme cesareti vermeye gayret ediyorum. Kendine bakmak bizim için bu demek. Hayatımız boyunca okuduğumuz biyografiler, bütün anekdotlar, bildiğimiz tarihteki ünlü isimler, etrafımızdaki bilge ve saygı duyduğumuz kişilerin hemen hemen hepsinin aslında bizi çeken tarafının bu kendini bilmek, kendi sınırlarını fark etmek ve kendini bildiği için de özüne güvenmek şeklinde ortaya çıkan özgüven özellikleri. Bizim en çok dikkatimizi çeken şeyler bunlar. Bunlara bayılıyoruz. Bu insanların sözlerine daha bir dikkat kesiliyoruz. Çocukluktan ergenliğe, ergenlikten erişkinleşmeye doğru giden nasıl bir hayat yolculuğumuz varsa zihnimizin de böyle bir yolculuğu var. Eğer biz ona yeterli ilgiyi gösterirsek, ona bakarsak, onun bize ne dediğini, duyguların, aklın, muhakemenin, arzuların, korkuların bize ne dediğini fark etme alıştırmasını yaparsak bir süre sonra dünyada kendini tanımış veya tanımaya başlamış bütün insanların yaşadığı o muhteşem efsanevi hayatlardan bir tanesi de bizim olacak. Olay çok basit. Ama biz hep dışarıdan dinlemeye programlandık. Ben bunu kendimden biliyorum özellikle. Yıllarımı cevap arayarak geçirdim.
Sonra bir gün içeri sormayı akıl ettim. İçeri sormayı akıl edince bir bilim insanı olmak istediğimi, insanlara bir şeyler anlatmak istediğimi, sürekli konuşmak istediğimi fark ettim. Yapayım bari dedim. Değil mi? Hani yani bale yapacağım diye uğraşsaydım bu kadar başarılı olamayabilirdim. Ama şu anda çenem durmuyor, hamdolsun. Valla bu arada bu soru vesilesiyle de bir şey paylaşacağım. Geçenlerde bir perşembe günüydü. Tam 11 saat konuştum sevgili dostlar. 11 saat. Sabahtan akşama kadar yemin ediyorum nefes almadan 11 saat konuştum. Aralardaki odaları çıkıyorum. Kemiksiz 11 saat konuştum. Akşam eve gittiğimde sedyelik vaziyetteydim. Yani bayılmak üzereyim yorgunluktan. Uyumadan önce aklımda en son ne geçti biliyor musunuz? Keşke şunu da anlatsaydım. Yani kesmemiş, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu herkesin yaşamasını çok arzu ettiğim, yani dua olarak bir insana bir şey söyleyecek olsam söylemek istediğim şey bu. Öyle bir şey yapın ki doyamadan ölün yani. Hayatınız öyle bir şey olsun. Doyamadan gidin buradan. Çünkü doyduğunuz şey fanidir ve tam size uygun değildir. Ama yapınıza uygun bir şeyin ucundan yakaladığınız zaman Allah'a zevkine doyum olmuyor. Kendine sormak bu kadar basit, bu kadar işlevsel bir şey. O yüzden de biz bunun biraz yollarını anlatmaya ve cesaretini vermeye çalışıyoruz. Ama mottomuzun böyle ulaşıp da soru olarak bize geri dönmesi süper. Gerçekten çok hoşuma gitti. Mehmet kardeşime teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben de bunu alarak içimde özümseyeceğiz. Bundan gelelim. Sonra da hep beraber siklo, pentano, perhidro, fenantren diyeceğiz ona göre. Ben gidiyorum o zaman.